Biliyorsunuz 16 Temmuz'dan beri yaklaşık 1,5 yıldır bizim de mağdur aile vekili yaptığımız bir süreç var. 16 Temmuz tarihi itibariyle çok hunharca vahşice bir cinayet işlendi burada biliyorsunuz. Maktule önce odunla daha sonra benzinle yakıldı. Diri diri yakıldı. Akabinde 1,83 boyunda olmasına ve 68 kiloda olmasına rağmen ceniz pozisyonunda varile konuldu. Üzerine beton döküldü ve dereye atıldı. Cinayet o kadar planlı, programlı ve senkronizeydi ki sonrasında önce sim kart 3'e ayrıldı. Akabinde telefon 3'e ayrıldı ve cinayet mahalline uzak mahallelere bırakılarak aslında sanık izini kaybettirmeye çalıştı. Cinayet faili olduğunun ortaya çıkmasını bertaraf etmeye ve engellemeye çalıştı. Akabinde biz müteahhit defalar son 1,5 yıldır soruşturma ve kovuşturma aşamasında bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini ifade ediyorduk ve söylüyorduk. Muhakkak suç delillerini gizleyen, yok eden, değiştiren veya cinayete iştirak eden başkaca faillerin olduğunu söylüyorduk. Tek sanığın üzerine yıkarak dosya kapatılmaya çalışılıyordu ama geldiğimiz noktada 6 sanıklı bir davaya dönüştü. Ve 1,5 yıldır yaklaşık biz Amerika Birleşik Devletleri'nden maktulenin telefonuna ait Android şifresini bekliyorduk. Burada da söyledik, reddi hakim taleplerimizi ileri sunduk. Dedik ki burada yargılanan sanıktır. Siz bir kadını özel hayatı üzerinden yargılayamazsınız. Kovuşturma aşamasında benim hemcinslerimle görüntülerimi çekti. Onunla ilgili beni tehdit etti, şantaj yaptı. O yüzden öldürdüm dedi. Ne yazık ki mahkeme sadece sanık ifadesini kutsayarak ısrarla Amerika Birleşik Devletleri'nden maktulenin geriye etkili 2 yıl boyunca yaptığı bütün yazışmaları, mesajı, görüntüleri, paylaşımların tamamını ilişkin Android şifresini istemişti. 1,5 yıl bu yargılamayı sürüncemede bırakan müzekkere cevabı geldi. Döküm yapıldı. Android şifresiyle birlikte telefon incelendi. Siber suçlar kapsamında ve dosyaya rapor geldi. Ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar bu rapor? Diyor ki bu görüntülerde Cemal Metin Avcı'ya ait herhangi bir bilgi veya görsel bulunmadığı anlaşılmış olup. Yani 1,5 yıl boyunca biz sadece sanığın cezasını minimize etmek ve sorumluluktan kurtulmak amacıyla kurgu şeklinde dermeyan ettiği haksız tarih savunmasına itibar ettik. O kapsamda adeta maktulenin, hunharca vahşice katledilen maktulenin özel hayatını tartışılır hale getirdik. Cinayeti meşrulaştırmaya çalıştık. Telefon görüntülerini de cinayet dönemiyle örtüşmeyecek şekilde geriye etkili 2 yıl istedik. 2 yılın sonunda gelen cevapta aslında ortada hiçbir şey olmadı, ortaya çıktı. Kim verecek şimdi bunun hesabını? İşte adli tıp raporu diyor ki henüz yaşarken boğuldu ve diri diri yakıldı. Buna itiraz ediyor sanık müdafileri, genel kurula gidiyor. Adli tıp genel kurulu 30 tane akademisyenle diyor ki henüz yaşarken yakıldı diri diri ve boğmayla ölümü meydana geldi diyor. Ölüm zamanını tespit edemiyorum çünkü dokular bile yanmış diyor. Biz artık 8. celsede karar istiyoruz. Emsal mahiyette bütün sanıkların cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da ulusal, uluslararası bütün hukuki yolları sonuna kadar takip edeceğiz. Çekiyor.
Buraya çok girmeyin. Tek tek tek. Bak. Soracağım. Kapatın. 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 Kapatın.